Herkese selamlar. Yepyeni bir Minecraft Survival serisiyle daha karşınızdayım. 2023 yılına girmeden önce yeni bir seriye başlayalım istedim. Ama 2023 Minecraft Survival diye geçecek ismi. Neyse arkadaşlar, 2023 yılına gireceğiz. Bunun için de 2023 MCPE Survival. 2023 MCPE Survival serisine başlıyoruz arkadaşlar. Zorluk normalde kalabilir. Gelişmiş seçeneklerden konut sandığını ve koordinatları gösteri açıyoruz. Kaynak paketleri zaten hazır durumda. Oluştura bastık. Dünyamız oluşturuluyor arkadaşlar. Şöyle alalım. Neyse. Şuradan ayarlardan tankları bir açabiliriz. 10'da 11 iyidir. 11'de kalsın. Alışmak biraz süreç isteyecek ama şuradan da ayarlardan klasik tamamdır. Gerisini direkt kırıp alabiliriz. Tapınağın olması bizim işimize yarar. Şuradan hemen inebiliriz. Az daha ilk bölümden ölüyorduk. Zümrüt var, güzel. Hemen alalım bunları. Bunda ne var? Elmas falan versen de hani işimize mi yarasa acaba diye düşünüyorum. Başka bir şey istesem demek ki olacakmış. Bunu da kırdık. Güzel. 3 tane elmasımız oldu. Yani bunu kazma için kullanabiliriz. Evet, buradan yukarı çıkmak zor olmayacak. Kum verdi bize çünkü. Çölde doğduğumuza göre şöyle bir strateji izleyebiliriz. Çöl köyü bulursak eğer yemekten yana bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. O zaman ben bir köy arayışına başlayayım hemen. Burada güzel yerler var. Maden yok. O zaman şuradan birazcık taş kıralım. Ana malzemeler için. Tamamdır arkadaşlar, taşları kırdık. Şu an 24 tane. Birazcık daha kıralım. Tamam, tam 30 tane taşımız var. Aşağı inmeyeceğim. Zombiler falan var. Otomatik zıplama açık değil mi? Bunu açalım. Bu çünkü telefonda lazım oluyor. Vay, mesa da burada. Güzel. Mesanın yanında başlamamız güzel oldu. Hem çören mesa güzel. Çöl hayatına başlayıp seriyi mahvetmek istemiyorum. Ne konuda mahvetmek istemiyorum arkadaşlar. Gelişene kadar bayağı zorlayacak kendimizi. Bize. O yüzden ova bulmamız lazım. Ama büyük bir çöldeyiz gibime geliyor. Çürük yiyeceğim. Bunları da alalım. Şimdi bu şeker kamışlarını yetiştirmek bize ileride sorun olacağı için. Daha şundan da alalım bir tane. Tamamdır. Evet arkadaşlar, o zaman ben düz bir ova bulana kadar, bir köy bulana kadar arayışa devam edeyim. Köy bulduk. Arkasında da alan. Tamamdır arkadaşlar. Yerleşeceğimiz yer hemen hemen kafamızda oluştu. Evet, şuradan aşağı inelim. Altın at zırhı var, güzel. Hadi bir elmas, demir falan bir şeyler verdi. Ve altın elma, güzel. Evet arkadaşlar, bir tane köy bulduk. Yiyecek sıkıntımız ortadan kalkmış oldu. Biraz daha ilerlere de açılabiliriz. Hem mesaya hem şeye yakın olmak için buralarda da takılabiliriz. Önce bir tane kendimize ev belirleyeceğiz. Ama şu bir etrafı keşfetmem lazım. Burası neresi? Dark. O bataklıkmış lan. Buralara yerleştirebiliriz. Çöl hayatı yaşamayacağız dedik ama seri onu gösterecek. Çünkü biraz daha ilerlersem öldükten sonra buraya gelmek sıkıntı olacak bir süre. Onu istemiyorum ya. Bunlar ne? Bunlar normal ağaç. Neyse, yerleşeceğimiz yeri seçelim o zaman, değil mi? Köylerimizi buraya atıyoruz. Öncelikle amacımız her şey sırayla olacak abi. Şu sandıkları bir şuraya yığalım. Bir tane crafting table yapmamız gerekiyor. Onu da hemen buraya atalım. Evet, taş malzemelerimizi yapabiliriz. Baltamız, çapamız, küreğimiz ve elmastan da bir kazma yapalım. Tamamdır şimdi. İlk eşyalarımızı, bunlar durabilir yanımızda. Kamışlarını dikeceğim ki bize uzun bir süre burada oyalanırken yetişsin. Bize kaynak oluştursun. Kitaplık yapmak çünkü sıkıntı çıkarıyor. Tabi hayvanları nasıl getireceğiz onun hakkında hiç fikrim yok. Neyse, o zaman ben bunları bir dikmeye başlayayım. Ve sonuncusunu da koyduk. Arkadaşlar, köy yağmalamaya başlayabiliriz artık. En sevdiğim şeylerden biri. Sonra da şöyle serpelim. Evet, burada hiçbir şey yok ama crafting table alırım. İki tane olması iyidir. Tamamdır. Şimdi eşyalarımızı yerleştirebiliriz. Burada birazcık ağacımız var. O da yeterli olacaktır bize ilk aşamada. Yer altına direkt açılan bir mağara bulabilirsem bizim için çok iyi olacak. Yiyecekler buraya dedik.
Bunları yollayalım. Tamamdır. O zaman şuradan biraz ağaç toplayalım. Ne yapıyorsun lan? Bunları öldürünce ne veriyordu? Hiçbir şey. Tamamdır. Birazcık da fidan düşmüş. Güzel. Bir tane düşmüş. Ha, ikincisi orada. Evet, benim şimdi mağaralara inip birazcık malzeme toplamam lazım. Çünkü bu bölümde balık farmı yapacağız. Ve hızlıca gelişebilmek için bu gerekli. Şuradan mağaraya inebiliyor muyuz? Yok. Neyse arkadaşlar, o zaman şimdilik bir bırakalım. Ben tekrardan madene indiğimde videoya giriş yaparım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. Video dışımlardan yaptığım aralara koyacağım ilk bulduğum demirleri falan. 34 tane demir, lapis lazuli, redstone, bakır, cevheri falan bulduk. Şimdi bunları eriteceğiz. Wow, 35 tane yaptık yanlışlıkla. Neyse tamam. Allah'tan kara bilmem ne vardı ya, neydi o? Kırık derin taş var ya, onlardan yaptık Allah'tan. Şunu dörde bölelim. Kömürümüz yok. Hiç kömür bulamadık arkadaşlar. Neyse o zaman bir tanesiyle, hatta onu da şuraya koyalım. Kömür yapmamız lazım. Tamamdır. Buraya da ağaçlarımızı ektik. Gerçi direkt büyütebiliriz ama. Onu sonra yapabiliriz. Ne zaman yapabiliriz onu? Bu demirler erirken halledebiliriz işimizi. Birazcık kömürümüz olsun. Hatta şimdi de yapabiliriz. Sandıklarımızı yerleştirdikten sonra. Bir tane balık farmı yapacağız. Ağacımız da büyümüş. Onu da keseriz ama. Bir demirlerimiz bir olgunlaşsın, ne kadar sürüyor bakalım. Hatta malzemelerimizi yavaştan ayarlamaya başlayalım. 3 tane sandık gerekiyor demiş bize. Bir tane var. Şunun ikisini de alırsak 3 tane olur. Tamamdır. 3 tane sandık. 2 tane su kovası, bir tane lav. He. Lavımız yok. Tamam, lav bulmaya gideriz. Yani bize bir tane su kovası lazım. Huni huni falan. Bayağı bir sandık lazım bize. Yani bu ağacı indirmemiz gerekiyor. Bu ağaç bizim bayağı işimize yarayacak. Çünkü uzun bir süre odun ihtiyacımızı ortadan kaldıracak diyebilirim. Tavşanlarımız da var. Yiyecek sorunumuz olmayacağı benziyor. Tavşanları çoğaltıp bir farm yapabiliriz onlardan. Hatta şundan 4 tane düşmüşse hemen dikelim. Hani öncelikle şu şeylere bir alalım. Demirlerimizi bir alalım. Kömür de olmuş. Hatta biraz daha kömür yapabiliriz. Kömüre tıklayamadım niyeyse. Heh. O da kömür olsun. Şu an 34 tane demirimiz var. Umarım bize yeterli olur. Bir tane huni yapmamız lazım. Bir tane huni yaptık. Bir tane daha lazım. Hunili vagon için. Bir tane vagon yapacağız. Bir tane ray yapacağız. Ray. Bir tane ray yaptık. Bir tane cam lazım. Onun için de bundan yapabiliriz. Her yerimiz zaten şey. Her yer zaten çöl. Tamamdır. 10 tane yarım basamak. 60 tane yaptık. Yine lazım olacak. Merdiven. 8 tane de cobblestone. Tamamdır. Malzemelerimiz ana hatlarıyla bu şekilde. En önemli olay lav bulmaktı. Aşağıda hiç lav görmedim ben. Rastlamadım. O zaman ben lav arayışına çıkıyorum arkadaşlar. Çölde de lav oluyor ama. Evet, iyi elmaslarımız hayırlı uğurlu olsun. Elmas değerindeki lavı aldık. Şimdi yukarıya çıkacağız. Evet, şimdi üstüme hemen boşaltacağım. Lavımız hazır. Suyumuz hazır. Merdivenimiz hazır. Rayımız hazır. Her şeyimiz hazır. Farm yapımına başlayabiliriz. Şimdi bir alan yapıyoruz. 3 1 2 1 2 Bu şekilde bir alan. Şuraya bir sandık. Sandığın önüne bir tabela. Sandığa bir su. Sonra bir tane daha balık bulmamız gerekiyor. Ama ondan önce 1, 2, 3,
4 blok geldik. 3 blok aşağı indik ve buraları kazdık. Buraya ikili bir sandık. Buraya bir tane huni. Sonra buraya bir tabela. Vagonumuzu da o tarafa doğru ittireceğiz. Koyduk vagonu, ittirdik, ittirdik. Çuk oturdu. Ondan sonra bunları kırabiliriz. Hem vagonu görelim. Hem de şey yapmasın diye. Ve taşmasın diye cam koyduk. Tabi buraya çıkışımız olacak. Ama da hemen merdivenlerle yapalım. Depolamayı da hallederiz sonradan. Bağımızı da koyduk. Sonra burayı kapayabiliriz. Tabii meşale atmamız lazım. Sonra bunun üstüne bir taş. Önüne de bir şey düşmeyelim diye. Bunu kıralım. Tamamdır. Sonra arkadaşlar, bunun etrafını çevireceğiz. Balık kaçmasın diye. Şuraya da bir cam atalım. Şöyle, şöyle. Tamam, zaten şuraya baktıracağız. Tamamdır. Şimdi balık bulmaya gidiyoruz. Tamam mı? Heh, aldım sonunda. Basılı tutacağız arkadaşlar tam balığın üstüne. Balığımızı koyduk. Üstünde camla kapadık. Tamam, şimdiki olayımız bunun etrafını çevirmek. Şimdi bunu tam buralara denk getirdiğimizde otomatik voltamız çekilecek. Peki bunu nasıl normale döndüreceğiz? Onu da göstereceğim. Bakın çekildi. Oltasız büyüler de. Büyüsüz oltalar. Oltasız büyü ne? Büyüsüz oltalarda arkadaşlar eğer şey yaparsanız 12-13 saniye MS vereceksiniz şeye. Alt clicker'a. Hemen onu uygulamasını göstereceğim. Hatta hemen onu indireyim. Göstereyim size. iPhone'daki bütün auto clickler, otomatik tıklamalar yani paralı. O zaman bir iPhone aldık. Rahat oyun oynayalım. Rahat video çekelim diye. Çekmediğimiz sıkıntı kalmadı. Ekran yansıtamayız. Telefona, bilgisayara bağlayamayız falan filan. Evet arkadaşlar, yani Android'de herhangi bir auto click'i indirdiğinizde direkt kurabiliyorsunuz. Büyüsüz oltalar için 12-13 saniye aralıklarla tıklamasına koyun. Nereye tıklayacak? Şu balık yazısı var ya, oraya tıklayacak. 12-13 saniyede bir. Yani bu olta çekilecek 13-14 saniye sonra. O tekrar balığa tıklayacak. Tekrar olta yatacak. Yani tıklama olayı sadece oltayı atmak için. Anlayacağınız bu şekilde çalışıyor sistem. Bir tane balık tuttuk, bakalım neler gelmiş. Şunu da kıralım. Merdiven, iki tane balık. Biri kedi balığı, biri de normal somon. Evet arkadaşlar, böyleydi videomuz. Bu videoda ne yaptık? Bir tane balık farmı yaptık. Biraz gezintiye çıktık, maden yaptık. İlk videomuz oldu, hatta senin ilk videosu oldu. Güzel, gayet sağlıklı bir video oldu diyebilirim. Evet, daha fazla Minecraft videosu için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.